Ve şimdi yine çok değerli bir ismi davet etmek istiyorum. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Şenol Şankaya'ya söz vermek istiyorum. Buyurun Sayın Şankaya. Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Tim Başkanım, Sayın Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanım, çok değerli başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerim, değerli katılımcılar, bulunduğumuz zorlu süreçte ülkemiz önemli bir sınavdan geçiyor. Bugüne kadar mücadele ettiği tüm kriz dönemlerini başarıyla atlatan ve küresel krizler karşısında güçlü bir yapısı bulunan ülkemizin bugünkü şartları da kısa sürede geride bırakacağına inanıyoruz. Bursa'da teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon odaklı sektörel dönüşüm hamlesini 11 yıl önce tekstil ve konfeksiyon sektörleri özelinde gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge proje pazarı zirvemizin gerçekleştirerek başlattık ve bu çalışmamız Türkiye'de de diğer sektörlere öncelik etti. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği olarak Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliğimiz ile ortaklaşa hareketle uluslararası boyutta düzenlediğimiz ve birçok sektöre de rol model olan Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi etkinliğimize son 2 yıldır Textile Startup Challenge adıyla devam ediyor. Tekstil sektöründe sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli bir rol oynayacağına inandığımız Textile Startup Challenge için şehrimizin tüm dinamikleri bir araya gelerek ortak akıl ve birlikte hareket etmenin en güzel örneklerinden birisini sergiledi. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği başta Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansımız ve Budokom gibi şehrimizin önemli kurumlarının yanı sıra sanayicilerimiz, üniversitelerimiz, teknopark ve teknokentlerimiz ile yaptığımız işbirliği ile girişimciliği geliştirerek bir hub oluşturmayı hedefliyoruz. Textile Startup Challenge'a katılan tüm girişimcilerimize mentörlük desteği vererek fikirlerini geliştirmelerine katkı sağladığımız bu etkinlik uzun soluklu ve yaşayan bir süreç. Biz bu çalışmamızın sonuçlarının diğer sektörlere de örnek olacağını düşünüyoruz. Yeni kimliğiyle geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ve tüm çevrelerin yoğun ilgi gösterdiği Textile Startup Challenge ülkemizde girişimcilik ekosistemi açısından ne kadar doğru bir adım attığımızı gözler önüne sererken ilerisi için de bizlere ümit verdi. Sayın Bakan Yardımcım, malumunuz Türk hazır giyim ve konfeksiyon sanayi katma değeri yüksek markalı ürünlerin üretiminde kalite, verimlilik, özgün tasarım, pazarlama ve sevkiyat kanalları bakımından son derece başarılı. Ham maddeden son ürüne kadar altyapısı çok kuvvetli olan sektörümüz yüksek ihracat performansı ile ülkemizin en fazla dış ticaret veren birinci sektör konumunda, dış ticaret fazlası veren. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği olarak sektörümüzün ve dolayısıyla Türkiye ekonomisinin daha güçlü olması amacıyla eğitim, tasarım, tanıtım, inovasyon ve organizasyonlar gibi farklı alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyadaki yenilikleri yakından takip eden birliğimiz, son olarak da verimliliğimizi arttırmak için Endüstri 4.0 konusunda çalışmalarına çok dikkat çekiyor. Uludağ Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçılar Birliği olarak daima katma değeri yüksek, benzersiz ürünleri dünya pazarına sunarak ülkemizin milli gelirin artmasına katkıda bulunuyor. 2020 yılı hepimizin bildiği gibi tüm dünyada ve hemen hemen tüm sektörlerde hesapların, planların ve hedeflerin ters yüz olduğu bir yıl oldu. Ve bu şekilde tarihe geçecek. Fakat birliğimiz Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon olarak bu seneki ihracatımızı bu kadar olumsuzluklara rağmen %5, %6 civarında arttırarak
yaklaşık 720-730 milyon dolar ile kapatmış olacağız. Ve inşallah önümüzdeki yıl 2021 yılını da 800 milyon dolar gibi çok ciddi bir kırılımı Bursa için bir hedef koyduk. Ki inanıyorum biz bunu başaracağız. Çünkü bu pandeminin en büyük kazanımı aslında baktığımız zaman hazır giyim ve konfeksiyon ve tekstil olarak Türkiye çıkmış olacaktır. Çünkü bugün gördüğümüz pandemi sonrasındaki pazardaki en büyük çevikliği sağlayan ve en hızlı hizmeti veren bizim sektörümüz oldu. Ve bunu da markalarımızdan duyuyoruz ve bugünkü organizasyon da onun için çok önemli. Bizden bekledikleri inovasyon, bizden bekledikleri tasarım, teknoloji, yani bu Türkiye'nin en güçlü yönü olacaktır 2021 ve sonrası. Bir yandan dünyayı kasıp kavuran COVID-19, diğer yandan da son derece çalkantılı dünya siyasi ve ekonomik konjonktürü çerçevesinde firmalarımızın başarılı şekilde yollarına devam edebilmeleri, farklı ticari operasyonlar yapabilmeleri ve ihracat pazarlarımızın korunması öncelikleri haline gelmiştir. İşte bütün bu gelişmeler Türk Startup Challenge hali hazırda güçlü olan sektörümüzü geleceğe güvenle taşıyacak olan en yeni projelerimizden bir tanesi. Sayın Bakan Yardımcım, değerli başkanlarım, tekrar bu değerli organizasyona katılımlarınız için ve bizlere verdiğiniz destek için her zaman sizlere teşekkür ediyoruz, şükran ediyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Bütün katılımcılara da şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Şankaya, biz çok teşekkür ederiz sizlere değerli konuşmalarınız için.